Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir dersimizde daha birlikteyiz. Bugün görsel dikte yapacağız. Görsel dikte ne demek arkadaşlar? Gördüğünüz gibi hazırladığım kağıtta çalışmada bazı resimler var. Bu resimlerin ne olduğunu altına yazmaya çalışacağız. Önce Elakin grubuyla yani E, L, A, K, İ ve N sesiyle ilgili görsel diktelerimizi yapacağız. Daha sonra o mötüğün belli bir bölümünü arkadaşlar yapmaya çalışacağız bu videoda. İsterseniz birlikte başlayalım. Arkadaşlar neydi bu çiçeğin ismi? Lale değil mi? Yazalım lale. La. Le. Evet, laleyi yazdık. Birincimiz laleydi. Buradaki adam arkadaşlar kel. Bakın. Kafadan dolayı kel diyoruz. Bu kel arkadaşlar. Resimler size neyi çağrıştırıyorsa onu yazmaya çalışıyorsunuz. Kel. Peki bunlar ne arkadaşlar? Gördüğünüz gibi el ele, el, ha, el yazıya gidelim birden. El ele. Evet. Peki buraya kadar iyi. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Burada bu telefonu almaya çalışıyor değil mi? Al. Evet, bu da al. Bu da arkadaşlar Ela. Göz rengi olan Ela. İsim olan Ela olsaydı ne olacaktı? Büyük olacaktı değil mi arkadaşlar? Ela. E harfi büyük olacaktı. Evet. Devam edelim. Bu arkadaşlar keklik. Kek. Lik. Evet. A ile A i le kekik. İyi yamuk yaptım arkadaşlar. Kameradan dolayı kekik. Arkadaşlar bu kale. Kule değil, kale değil mi? Ka le. Evet. Evet, bu ne arkadaşlar? Uykudan uyanan bir çocuk. Yani kalk mı olsun? Kalk. Evet. Kalk. Kalk. Evet. Nasıl arkadaşlar? İyi mi? Lale, kel, el ele, al, ela, keklik, aile, kekik, kale ve kalk. Evet, iki sırayı bitirdik. Üçüncü sıra genelde n harfiyle. Nane. Arkadaşlar harfleri nasıl yazdığıma da dikkat edin. Yazış yönüme anlaşıldı mı? Nane. Nane tamam. Sonra nine. Ni. Ne. Evet, nine de tamam. Bu ne arkadaşlar? Bakın piramitler var ve nehir var. Mısır'daki nehir. Ne nehri? Nil nehri. Nil. Nil. Nil isim olarak da kullanıyoruz değil mi? İnsan ismi olarak. İsmi baş harfini büyük yazıyoruz. Bu ne arkadaşlar? Kene. K. Kene. Aslında pek keneye benzemiyor ama başka resim bulamadım. Bunu kullandım arkadaşlar. Evet, bir tane de kek yazayım dedim. Kek. Evet. Arkadaşlar Elakin grubuyla görsel diktemizi yaptık. En son grubu bir daha okuyayım. Nane, nine, nil, kene ve kek. Arkadaşlar gayet güzel bir çalışma. Sizler de bu çalışmadan mutlaka faydalanın. Hatta bunu çocuklarınıza ya da çocuklar siz kendiniz bunu defterinize yazmaya, bu kelimede defterinize yazmaya çalışın.
Şimdi bir sonraki çalışmamıza geçelim arkadaşlar. Şöyle kaldırayım. Bu tamam. Bir sonraki çalışmamızda O, M ve U sesiyle. Yani O mutluyun ilk 3 sesiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Yine basitten devam edelim. Arkadaşlar birincisi ok. Ok. Evet. İkincisi zaten hemen gördünüz. On. Değil mi? Bu ne olabilir? Kol. Değil mi? Evet. Kol. Kol. Sonraki ne arkadaşlar? Kano. Ka no. Bu da burada şirin bir ablamız var. Biraz kilolarla başı belada. Kilo. Ki lo. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? Burada bir şey kokluyor, değil mi? Kok. Kok. La. Evet. Birinci sıramızı yaptık. Ok. On. Kol. Kano. Kilo. Ve kokla. Geldik ikinci sıraya. Elek. Eleği elakinde yazacaktım. Unuttum arkadaşlar. Buraya sıkıştırdım. Elek. Sonra bu elma. Keman yazalım. Keman. Sonra kalem. Biraz fazla resim sıkıştırmaya çalıştım. Onun için biraz daha küçük yazayım ki sığsın arkadaşlar, değil mi? Ka lem. Bu ne arkadaşlar? Ekmek. Ek. Ekmek. En son da melek. İnsan olan melek olsaydı, yani kişi olan melek olsaydı M'yi büyük yazardık, değil mi? M. Lek. Evet. Okuyalım. Elek. Elma. Keman. Kalem. Ekmek ve melek. Geldik son sıraya. Genelde U sesiyle ilgili olan birinci kelimemiz un. Neymiş arkadaşlar? Un. Sonra kule. Ku. Kule. Daha sonra mum. Evet. Ve geçtik lokuma. Lo kum. Ortadaki de biraz ince ile yazıyorum. Çünkü biraz kameranın açısından dolayı yazmam biraz daha zor. Lokum. Sonra burası okul. O kul. Ve ku kulak. Evet arkadaşlar. Bu çalışmayı oğlum Ali Kemal ile birlikte yaptık. Ona da teşekkür ediyorum. O da bana kelimeleri ve resimleri bulmamda yardımcı oldu. Evet, biz şimdi arkadaşlar çalışmamızı bitirdik. Ben son sırayı da okuyayım bir kere size isterseniz. Un, kule, mum, lokum, okul ve kulak. Arkadaşlar şimdi ne yaptık? Şöyle koyayım isterseniz. Bir elakin grubuyla bir de omutü grubundan o, m ve u sesiyle, yani tamı tamına 9 tane harfimizle görsel dikte yapmaya çalıştık. Sizlerden isteğim bu çalışmayı tekrar etmeniz. Bu kelimeleri sizin de bakmadan defterinize yazabilmeniz. Eğer bunu yapabilirseniz arkadaşlar bu işte başarılı olacaksınız. O zaman ne yapıyoruz? İyi çalışmalar diliyorum.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.